Yüreğimi ağzıma getiriyordun. Kara Kemal, bu ne hal? Sen bu gidişle finali falan göremezsin. Daha ikinci dövüşünü zor kazandın be. Kendine çeki düzen ver. Yoksa sevgilini yeterince sevmiyor musun ha?
Pardon Kadir Baba Beyciğim. Orada bir küçük yanlış anlaşılma var. Ben onun sevgilisi değilim. Ben onu bunu anlamam. Kara Kemal bu turnuvada şampiyon olamazsa ikiniz de ölürsünüz. Sevgilini ona göre motive et, olur mu küçük hanım? Sana bizim sevgili olduğumuzu mu söyledin? Yemin ederim ben öyle bir şey demedim Melis Hanım ya. Bir yerlerinden uyduruyor bu. Aman yarabbim başımın belası. Şu iş bitse de senden kurtulsam. Son yüzünü şeytan görse. Bu kızın ne işi var bu mahallede ya? Onu fazla yalnız bıraktık. Siz burada kalın. Baba. Kızım. Senin ne işin var burada? Seni almaya geldim kızım. Hem annen de seni çok özledi. İn hadi bırak hadi. Hazırlan da gidelim. Ben bir yere gelmiyorum baba. Sen de bir daha buraya gelme. Hayatın Sokrat yüzünden tehlikeye girmiş. Hiç olmasa bizim yanımızda daha güvende olursun kızım. Senin yanından daha tehlikeli bir yer yok benim için baba. İyi akşamlar. Bu arada adamlarına da söyle. Kapıma dikilmesinler. Polis çağırırım. Bundan sonra kızımı uzaktan sürekli takip edeceksiniz. En ufak bir tehlikede de hemen müdahale edeceksiniz. Anlaşıldı mı? Lan çekil ayağımın altından. En son hatırladığıma göre sen benim ayağımın altındaydın. Akıncı kurtarmasaydı. Şu Sokrat'ın işini halledeyim. Senin de hesabını göreceğim, merak etme. Hesabımı görecekmiş. Lan sen beni güldürdün. Allah da beni güldürsün. Sen hiç gülme lan. Hep ben güleyim. Gül gül. Ama son gülen de iyi gülermiş ha. Dikkat et. Olur mu canım, siz buyurun. Kibarsın. Günaydın. Günaydın. Fıstık, ne haber? Melis, bakıyorum da sen bu meczubun oğlundan artık şikayetçi değilsin. Hayırdır, ne oluyor? Olur mu anne öyle şey? Ya yeni birini bulunca def edeceğim ben bunu. Şimdilik can güvenliğim için tutuyorum. Bunun halleri ne böyle? Kimin? Sen bir gelsene şöyle. Pardon. Oh.
kadının halleri böyle? Hangi kadın? Hangi kadın olacak? Bağırın. Ne varmış halinde? Görmedin mi? Baksana, saçını başına yaptırmış, giyinmiş, kuşanmış, bir makyajlar, bir hallere girmiş. Ne bileyim ben, hiç dikkatimi çekmedi. Yok, bir de çekseydi Ziya, gözünü yerinden çıkarırım Ziya senin. Allah Allah, ne oluyor sana ya? Şimdi durduk yere ne bu şimdi böyle gözünü yerinden çıkarırım falan? Durduk yere öyle mi? Hı? Durduk yere işte, ben de onu diyorum canım. Durduk yere bu niye böyle süslenmiş püslenmiş? Ya Zehra, bugün Şeyma'nın doğum günü var ya. Herhalde ondan sebep böyle giyinmiş kuşanmış. Ne yaparsa yapsın umurumda değil. Sen bana niye onu savunuyorsun Ziya? Hoppala. Ben şimdi onu mu savunuyorum? Bak Ziya, bu hiç güvenilir bir kadın değil, ben sana söyleyeyim. Baksana, Şeyma'nın annesi olmadığı halde nasıl da sahiplendi kızı. Zehra, ne alakası var şimdi? Çok alakası var. Onda var ya bak. Hı. Şu kadarcık gurur olsa, şu kadarcık ya, istenmediği yerde bir dakika durmaz. Hem sen niye hala söylemedin Şeyma'ya Bahar'ın onun annesi olmadığını? Hı? Zehra, bak herkes bize bakıyor. Rezil olmayalım, Allah aşkına yapma hadi. Olalım, bakmasınlar. Onların da gözünü ayırırım ben. Tamam hadi hadi. Semih nerede? Bilmem. Kesin o yine üçkağıtçılık peşindedir Tülin Hanım. Hay Allah'ım ya. Bu da her şey karışmaya başladı ha. Yapacağın şey çok basit. Bugün torunumun doğum günü. Kertenkelenin pastayı keseceği bıçağı bana getireceksin. Bıçak mı? Evet. Ama dikkatli ol. Bıçağı bir poşetin içine koy. Parmak izlerine zarar gelmesin. Ne yapacaksınız o bıçakla? Fazla soru soruyorsun. Bütün planlarımı seninle paylaşamam. Şu kadarını bil yeter. Kertenkele işlemediği önemsiz bir suçtan dolayı hapse girecek. Barışmayı kabul ettiği an gerçek suçlu suçunu kabul edecek. Ve kertenkele hapisten çıkacak. Sonra da kertenkele Zehra ile evlenecek. Melis de, miras da sana kalacak. Kabul. Kara Kemal ne olacak? Merak etme. Sana zarar veremeyecek hale getireceğim. Ziya. Hı. Şeyma'ya doğum günü pastası almaya gidelim mi? Birlikte seçeriz. Hı. Gidelim. Gideriz. Değil mi kızım? Hı hı. Annem de bizimle gelsin. Ay. Tabii ki geleceğim bebeğim benim. Ben seni hiç yalnız bırakır mıyım? Yerden de eksik kalsa. Tülin Hanım çiçekler size gönderilmiş. Aa, kim göndermiş? İsmini söylememiş efendim. Bakalım kartta yazıyor mu? 2, 3, 4 tane. Yuh. Kim ki bu gizli hayranı yengecim? Ay, ne hayranı ya? Ama çok güzeller. Türkiye'nin düğün paketçisi Modalife Mobilya ile dizi keyfi.